az az günlerimiz yani. Gelen zaman o kadar da bulasak bu zaman kimse gelemeyecek sana. Yani 10 liraya postu satarken para kazanıyordum. Ben şimdi 25 liraya sattım. Yarın aynı malzemeyi alamıyorum yani. Öptü yani. Bizim daha evvel de yazdım. Başkanım bu işi yapıyorum. Başkanım hepsi yapıyorum. Bak. Hiçbir yere hiçbir sattığım ürünün fiyatını yazamıyorum. Menüde, menüde geliyor müşteri, o kaç lira herkese söylüyor. Şunu yarın değişebilir. Bugün iki kere üst üste aynı toplantıyla alışveriş edemiyorum. Her geldiğinde zam, her geldiğinde zam. Dolar düşse de zam, çıksa da zam. İkincisi, biz buraya yani aile olarak eleman çalıştırıyoruz. Bağkur ödemiyoruz. İki tane çocuğum var. Ödeme ihtimalim yok. 2250 lira. Üçüncüsü elektrik. Kirayı geçti. Önceden kiraya üzülüyorduk. Şimdi elektriğe üzülüyoruz. Bir de ilçenin konumu sadece öğrenciye bağlı. Eşe burada bekliyoruz yani. Boşuna bekliyoruz aslında. Uzatmalara bekliyoruz yani. Devletin üvey çocuğuyuz. Bize esnafa bakan yok. %40 herkese zam gelir. Biz ne yapacağız? Bize iş diyor. Evet, ilk defa ilginç bir şey. Evet, gerçekten müdürlerin bir yaşıyor. Ben ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Yani sözüm bittiği yer. Öğrenci burada Çeşme'den su istiyor ya. Bunları görüyorum ben. Boş ekmek istiyor. Yani içine köfte koyma abi diyor. Yani domates, marul. Bunları görüyoruz yani. Hiç ben bunları 24 yıldır hiç ben böyle bir şey görmedim yani. Hani o zaman hazır su yoktu. Tamam Çeşme'de içiyoruz. Şimdi Çeşme'den su istiyor öğrenci. Bir tane elemanı iki kişi yiyor yani. Durum kötü yani. Evet. Hep birlikte bu düzeni değiştireceğiz. Esnafın, emekçinin egemen olduğu bir düzeni hep birlikte kuracağız. Yoksa Türkiye'de iyi şeyler olmuyor. Ama bunları düzeltmek de bizlerin elinde. Ben güzel, cesur değerlendirmenizden dolayı size teşekkür ediyorum. Önünüze saygı duyuyorum. Yandan mikrofonu açıp basından konuşmakla Türkiye Cumhuriyeti'ni hiçbirini düzeltemez. Sokağa ineceğiz ve bunu zamlara protesto edip bu gelen yabancı ithal mallara dur diyeceğiz önce. Topraklarımızı kendimiz ekip mazotlu çiftçiye 2,5 TL'ye indirmeden Türkiye bu şartlarda kalkınması mümkün değil. 29 Ekim'de 1923'te Cumhuriyeti ilan eden atalarımız Karasaban'la çift sürüp Türkiye'yi besleyen şu anda son model traktörlerimiz olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti şu anda ithal buğday yapıyor. İthal yağ ithal ediyor, şeker ithal ediyor. Fabrikaları satanlar Türk olamaz. Açık ve net söylüyorum. Onlar Türk düşmanı.